Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kleopatra Koyu ziyaretçilerine hamam kalıntıları arasında tarihi ve doğayı bir arada yaşama imkanı tanıyor. Karayoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle Fethiye'yi de Göcek'ten hareket eden günübirlik tekneler ve özel yatlarla ulaşılabilen koyda, su altında Kleopatra'nın yaptırdığı rivayet edilen hamamın kalıntıları yer alıyor. Hamam koyu olarak da adlandırılan, çam ağaçlarının denizle buluştuğu bölgeye gelen ziyaretçiler, berrak suda tarihi kalıntılar arasında yüzme imkanı buluyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentin yemyeşil çam ormanları, birbirinden eşsiz koyları, kumsalları, huzur veren doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca misafire ev sahipliği yaptığını söyledi. Akbıyık, geçen yıl 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yapan 8,5 milyonu yabancı yaklaşık 10 milyon turistin Muğla'da ağırlandığını kaydetti. Göcek'le Dalaman koylarının mavi yolculuk rotalarından ve ticari yatların uğrak noktalarından olduğunu vurgulayan Akbıyık, antik dönemlerden orta çağa kadar yerleşimin olduğu hamam koyundaki antik Kleopatra hamamı kalıntıları bölgeye gelenlerin beğenisini topluyor. Bölgeyi ziyaret edenler ömür boyu unutamayacakları tarihle iç içe eşsiz bir deniz deneyimi yaşayabiliyor ifadelerini kullandı. Akbıyık, yerli ve yabancı herkesi bu deneyimi yaşamaya davet etti. Göcek'te 25 yıldır yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı da bölgede genellikle günübirlik ya da haftalık turlar düzenlendiğini söyledi. Göcek'e gelen misafirleri Bedri Rahmi ile Sarsala koyları ve özellikle bu bölgeye götürdüklerini anlatan Salgıncı şöyle söyledi. Özellikle Kleopatra için yapılmış bir şeydir. Orada hamam kalıntısı vardı. Kleopatra gelmiş burada güzelliğine güzellik katmak için burada defalarca yüzmüş, burayı defalarca kullanmış. Gelecek olan veya gelen misafirlerimiz de burada yüzmesini, tarihin temiz berrak suların içinde yüzmelerini de öneriyoruz. Şöyle bir durum var. Özellikle bizim günübirlik tur teknelerimiz aşağı yukarı ikinci veya üçüncü mola noktaları Batık Hamam Koyu oluyor. Burada hem yüzebiliyorlar, hem tarih hakkında bilgi alabiliyorlar, hem de daha temiz, daha berrak suyu olduğu için buranın şnorkeline dalıp tarihi kalıntıyı da ziyaret edebiliyorlar. Salgıncı, koyda yüzen tatilcilerin şnorkelle suyun altındaki tarihi kalıntıları görme imkanı bulduğunu kaydetti. Koyu ziyaret eden turistler ise Kleopatra havuzunda yüzdükten sonra kendilerini daha zinde hissettiklerini dile getirdi.